Selamlar millet, tekrardan bir video ile karşınızdayım. Kriptiçiz o kanalına hoş geldiniz diyorum. Bitcoin, altcoin genel borsa incelemesi yapacağız. Bu videoyu çok uzatmayacağım. Zaten dün veriden sonra neler olacağından bahsetmiştik. Ama bir absürtlük oldu. Yani dün bahsettiğimiz beklenti veri 2.5'e indirgendi. Şimdi neler oluyor? Ya enflasyon niye bu kadar sert düşüyor? Bu şekilde enflasyonun düşeceğini biz daha 1,5 ay önceden, 1 ay önceden söylemiştik. Çünkü petrol fiyatlarında fena şekilde düşüş vardı arkadaşlar. Amerika tarafında da yani bu enflasyonu etkileyen manzaraya baktığımızda ev fiyatları, arsa fiyatları, o işte gıda fiyatı falan artmamasına rağmen tek artıp düşen şey şu dönemde petrol fiyatı olmuştu. Şu dönemde petrol fiyatı çok fena şekilde düştü. Yaklaşık olarak bakacak olursak yani şu tepe bölgeden bakalım arkadaşlar. Son süreçlerden değil biraz daha uzun manzarada baktığımızda 135 dolardan 70 dolarlara düştü. Yani %50 bir düşüş yaşadı. Bununla beraber de son süreçlerde bu enflasyon sürecinde de %15, %18 üzeri bir düşüş yaşadığını gözlemleyebilirsiniz. Bununla beraber enflasyon verisi beklentimiz gitgide aşağı inmeye başlamıştı ve de, yani şundan bahsetmiştim. 2.5, 2.6 seviyelerinde bir şey bekliyorum veri. Beklentiyi bu kadar düşürmezler diye düşünmüştük. Ancak beklentiyi de düşürdüler. Çünkü burada beklentiyi düşürmeseler ne olacaktı? Burada resesyon korkusu hakim olabilirdi. Yani borsalar tarafında resesyon korkusu oluşmaya başlayabilirdi. Bunu sağlanmaması için yoksa biz yani işte borsaları ülkemizi resesyona sokmadık demek için mi bilmiyorum. Beklentiyi çok düşük tuttular. Tam beklenti doğrultusunda. Bakın tüm veriler neredeyse diyorum. Beklenti doğrultusunda geldi. Burada bir tanesi beklenti üstü geldi. Bu olumsuz mudur? Bizim için olumludur arkadaşlar. Şu an en büyük korku işsizlik, iş gücü piyasası, resesyon manzarası olduğundan dolayı şu dönemde biz enflasyona bakmıyoruz. Fed de enflasyona bakmıyor. Ondan dolayı ki şu anki verileri bizim olumlu yorumlamamız gerekiyor. Şunu biraz daha yaklaştıracağım. Evet. Şu anki verileri olumlu olarak bakmamız gerekiyor. Olumlu olarak fiyatlamamız gerekiyor. Peki fiyat neden düşüyor? Olumsuz neden fiyat diyoruz diye soracak olursanız şu an insanların kafası karışık. Büyük ihtimal ben kendi tahminimi söylüyorum. %100 olacak demiyorum. Geçen veri çok güzel gelmişti. Başlangıçta yani güzel hatta burada veri çok iyi pardon karıştım. Çok iyi gelmemişti. Biz güzel fiyatlamıştık. Sonrasında büyük bir düşüş gelmişti arkadaşlar. İnsanlar nereye fiyatlayacağını ne yapacağını şu an bilmiyor. Aşağı gidiyorsa shortlayayım yukarı gidiyorsa longlayayım mantığıyla bakıyor. Şu anda borsalar ilk başta aşağı yönüne indiği için insanlar shortlamaya geçti. Ancak bu manzara büyük ihtimal fake olarak kalacak. Bu fake düşüş olarak geçebilecek bir düşüş olduğunu düşünüyorum. 52 binlere kadar bir iniş olabilir. Ama sonrasında borsaların yukarı yönlü kaymaya başlayacak, yani yukarı yönlü kaymaya başlayacağını tahmin ediyorum. Çünkü şu anki veriler arkadaşlar bizim borsamız için güzel. Resesyon korkusu var mı? Beklenti doğrultusunda bir veri geldi. Resesyon korkusuna da bakmamız gerekiyor. Yani bakmamamız gerekiyor. Burada petrol fiyatındaki tekrardan artışla beraber resesyon korkusu da artık burada yani şu olacak. Resesyon da artık fiyatlanmış. Korkusu geçmiş ki resesyona Amerika ben girdi dedim. Bundan 5-6 ay önce girmişti. Şu an bu ABD'nin girdiği manzaradan ABD çıkmaya hazırlanıyor. Yani resesyon başladı, resesyon bitiyor. Resesyon böyle mi olur, şöyle mi olur abicim? Bakın ABD'de işsizlik had safhalara geldi. Anormal seviyelere geldi ve bu Amerika'daki işsizlik artarken İstihdam fena şekilde düştü. Zamanında istihdam 500 binlerdeyken şu an 100 binlerin altına düşmüş bir istihdam var. Ve burada biz dikkatli olarak bakmamız gerekiyor arkadaşlar genel manzaraya. Bu dönemde dolar endeksinde de bir yükseliş yok. Ne oluyor, niye düşüyoruz dediğim şekilde şu dönemde insanlar ne yapacağını bilmiyor. İnsanlar nereye para atacak, nereden nereye aktaracak bilmiyor. Sadece long gördüğünde longluyor, short gördüğünde shortluyor. Şu an başlangıç olarak hareketlerimiz short yönlü gözükse de kısa vade içerisinde bana göre long yönlü dönme ihtimalimiz yüksek. Yatırım tavsiyesi değildir. Gördüğüm şeylerin yorumlamasıdır arkadaşlar. Ben şu anki manzarada bu düşüşlerin çok büyük inişlerle yani gideceğini düşünmüyorum. Kısa vadeli minik fiyatlamalar olacaktır. Yani burada Bitcoin'de şu alt seviyelere ineriz bahsettiğimiz. Hadi en kötü ihtimaller olur mu 40 binler? 40 binler olursa artık yani ne diyeyim diyorum. Bu yani büyük ihtimal böyle bir manzara olmaz. Ethereum'da alt kanallara geldik. Göreceğiniz şekilde şöyle göstereyim. Ethereum'da alt kanallara geldik. Bitcoin'de bu alt kanallara gelmedik arkadaşlar. Bitcoin'de niye alt kanallara gelmedik? Bitcoin hakimiyeti vesaire vesaire olduğundan değil. Burada Bitcoin tarafı riskli varlık dediğimiz kriptolardaki en risksiz varlık olduğu için ana para oraya kayıyor. Para çıkacaksa da Bitcoin'den daha az çıkıyordu. Riskli süreçlerin artık sonuna geldik. Riskli süreçler artık ufaktan bitiyor. ABD seçimleri yaklaşıyor. Burada Amerika seçimleri yaklaştıkça Amerika para basmaya başlayacak. Ve bu dönemde genel manzarada göreceğiniz senaryoda arkadaşlar
Burada artık borsalarımız olumlu fiyatlamaya geçecektir diye düşünüyorum. Ne kadar korku manzarası artsa da şu an bakın borsalar düşüyor. Ben yukarı yönlü sinyal veriyorum. Tabii ki de sinyal vermiyorum. Sadece bunu gözlemliyorum. Yani burada borsalar düşerken bakın borsalar düşerken birçok kişi gelip size diyor ki borsalar düşüyor işte çok kötü bir manzaradayız. Daha büyük düşüşler gelebilir. Evet daha büyük düşüşler gelebilir ama şu anki manzara arkadaşlar yükseliş olması gerektiğini ve birçok metrikte artık dip bölgelere geldiğimiz özellikle Bitcoin'in güç indeksinde bakın geçmiş tampon diyebileceğimiz güçlü bölgelere güç indeksinde geldiğimizi gösteriyor. Bitcoin'e bakacak olursak yüksek hacimli bir bölgeye gelmişiz. Buralardan tepki alma potansiyeli bana göre çok yüksek. Ethereum tarafına baktığımız Ethereum tarafında bu bölgelerden tepki alma potansiyeli çok yüksek. Beklenilen veri beklenilen şekilde geldi ki enflasyon da bir tık yukarıda yani burada bir tanesi yukarıda geldi. Bunlar bizim için şu an olumsuz yani burada kötü sinyaller olumsuz sinyaller değil. Hepsi olumlu sinyaller olumlu fiyatlanması gereken sinyaller. Ancak düşüyoruz. Düşüşe çok fazla takılmıyorum arkadaşlar. Bu çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Kısa vadeli minik inişler olur sonrasında geri yükselişe geçeriz diye manzaraya bakmaktayım. Şimdi videoya net şekilde geçmeden önce dolar endeksi EXY'ye bakmadan önce ki EXY burada ana manzarayı gösterecek birinci metriklerden bir tanesidir. Geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. KİKEX'teki borsadaki bonus miktarı 70, 80, 90 diyorduk. 100 dolara çıkarıldı arkadaşlar. Kişi başı 100 dolar bonus dağıtımı yapıyoruz. Kişi başı herkese geliyor bu bonus. Bunu kaçırmayın diyorum. Açıklamaya koyduğumuz linkten hesabınızı açın. KYC'nizi yapın. Sonrasında da borsanın sizden istediklerini yapın. Zaten KYC'nizi yaptığınızda belli bir kısmı aktarılıyor. Borsanın da istediklerinizi yani borsanın da istediklerini yaptığınız takdirde de burada diğer miktarlarda 100 dolara kadar bonus hesabınıza aktarılacaktır diyorum. Şimdi altcoinler tarafına geçmeden önce EXY tarafına bakmak istiyorum. Euro endeksinde evet burada haftalıkta tepe bölgelere geldik şöyle oldu düşeceğiz müşeceğiz değil arkadaşlar. Burada dipler kendini yükseltiyor. Kademeli yükselişler devam ediyor. Ve burada bir tampon bölgeye geldiğimizi düşünüyorum. Düşen kanalı kırmıştık hatırlarsınız. Ben burada düşen kanalı kırdık artık yükselen bir kanala geçtik demiştim. 110'lar test ediliyor. Bakın şu iki banttaki bölgeyi işaretlemişim. Burada 110'lar test ediliyor. 110 seviyelerinde çok uzun süre kalmayacağız. Burada testlerimizi tamamladıktan sonra bir zıplama yapacağız. EXY nedir? Euro endeksi. Euro endeksi dolar endeksini baskılayan bir metriktir. Dolar endeksinin en büyük hasarı veren bir metriktir. Ve Euro endeksi de Bitcoin doğru orantılı gider genel olarak. Euro endeksi çıkıyorsa Bitcoin de çıkıyor. Euro endeksi düşüyorsa Bitcoin de düşüyor. Bunu size tek tek göstermiştim. Hatta şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Çok hızlı göstereceğim uzatmadan. Haftalık bantta açık. Sağ tarafta Bitcoin grafiği. Sol tarafta EXY grafiği. Arkadaşlar bunu tarihsel olarak inceleyin. Tamam mı? Kendiniz de açın grafiğine bakın. Yani şu Bitcoin manzarasında bakın şu manzarada EXY'de şu manzarada açıyorum. Bakın burada EXY'de şurada göreceğiniz manzarada şu bölge. Şu bölge dip bölgesi olarak geçen bölge. Tamam mı? Aynı bölge Bitcoin'de bakın bu bölgeleri gösteriyor. Görüyor musunuz? Sonrasında Euro endeksinde dikine bir yükseliş geliyor. Bakın tepe bölgesini işaretliyorum. Tepe bölgesi aynı bölge Bitcoin'de bu bölgeyi gösteriyor. Sonra Euro endeksinde düşüşler oluyor. Bu bölgelere geliyor. Bitcoin'de göreceğiniz şekilde bakın işaretlediğim bölgelerde ikisinde de fareyi salladığımda aynı seviyeler kıpırıyor. Burada göreceğiniz şekilde ikisinde de aynı dip bölge gösteriliyor. Sonrasında Euro endeksi yukarı yönlü çıkıyor. Euro endeksinin tepe yaptığı yerde Bitcoin'de göreceğiniz şekilde arkadaşlar şu bölgeler. Bakın bu bölgelerde Euro endeksi de göreceğiniz şekilde tepe yapmış. Burada bu sürecin sonrasına gidelim. Bakın bu sürecin sonrasında Euro endeksi dip yapıyor. Bak işaretliyorum izleyin siz de. Burada Bitcoin de dip yapmış. Aynı senaryoda aynı seviyede gidiyorlar gibi bir manzara var. Yani doğrultular aynı. Gittikleri yön aynı arkadaşlar. Neden? Çünkü karşımızdaki rakip dolar. Dolara karşı savaşıyoruz. Dolara karşı fiyatlıyoruz. Ve burada Euro endeksi dolar endeksinin en büyük hasar veren metrik olduğu için. Şunu söylüyorum. Burada Euro endeksi artık düşen trendlerini kırdı arkadaşlar. Euro endeksinde düşen trendlerin kırılmasıyla beraber genel borsalarda da düşen trendler kırıldı. Şu an ufak bir toparlama döneminden geçiyoruz. Bu dönemden sonra artık ana yükseliş dönemine geçeceğimizi hatırlatıyorum. %100 mü? %100 diye bir şey yoktur dünyada ama ben buna göre işlemlerimi alıyorum. Dolar endeksi tarafına bakacak olursak bugün hadi veri çok kötü geldi diyelim. Millet bak resesyon mesesyon. Dolar tarafında niye geçiş yok o kadar korkutucu bir manzaranın içerisindeysek. Ben burada arkadaşlar söylüyorum. Şu Brent petroldeki fiyat artışlarıyla beraber dolar endeksinde genel manzarada düşüşler daha da hızlanacak. Euro endeksindeki artışlarla beraber dolar endeksinin düşüşü daha da hızlanacak.
Ve bu süreçte genel borsalarımıza para akışı olacak. Ancak şu dönemde 102'lere gelmişiz dolar endeksinde. 103'lere belki gitme ihtimalimiz var. Ki gitmeyecek gibi gösteriyor. 103'lere gitmeden 102'lere dönersek anlık yükseliş hareketi başlar. Eğer burada derse ki bir üst kanala gideceğim, birkaç yani bir hafta daha bekleme ihtimalimiz var diyorum ama genel manzarada çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Dediğim şekilde şu an olumlu, yani olumlu veri olumsuz fiyatlanıyor. Ancak bunun şu an olumsuz fiyatlanması sonrasında olumlu fiyatlanmayacağı anlamına gelmiyor. Ben şu an olumsuz fiyatlansa da bu manzaranın olumluya dönmesini bekliyorum. Altcoin'ler tarafına bakacak olursak arkadaşlar, AVAX tarafında kritik bir bölgedeyiz, göreceğiniz şekilde bu bölgeleri kırmaya çalışıyoruz. Aslında üzerine attık, günlük kapatmalar geldi ancak haftalık kapatmalar gelmedi. Haftalık kapatmaların gelmesiyle beraber buradan 30'lara, oradan 40, oradan 60 seviyelerine, ki 40 ile 60 arasında bir gap, yani diyeceğimiz bir boşluk var. Büyük hacimsiz bir bölge var. 40 ile 60 arasında çok büyük bir yani hacimsiz bölge var. Burada yükselişlerde, düşüşlerde sert olacak ki görebilirsiniz. Burada yükselişlerde, düşüşlerde sert olmuş. Gene diyorum, bu şekilde bir manzaraya gideceğimizi düşünüyorum. Şu an iğne ipliğinin ucundayız arkadaşlar. O iplik koptu, kopacak noktasındayız. Yukarı koptu, yukarı aşağı koptu, aşağı diye yani değil. Burada ben genel manzaranın yukarı gitmesini bekliyorum. Ama dediğim şekilde dolar endeksinde kısa vadeli bir toparlama hareketi daha gelebilirse %5, %10'luk minik düşüşler gelir. Çok endişe, stres etmeyeceğiz diyorum. Ripple tarafında 63 centleri kıramıyoruz. Burada Ripple'da ana seviyenin gösterileceği bölge 63 centlerdir. Kırıldı, üzerinde günlük kapatma geldi. Buradan aşamalı şekilde güzel yükselişler gelir. TRX'de zaten TRX artık miktarlarımı bitirdim. Elimdekileri sattım arkadaşlar. Düşüş döngüsünde bile ATH'larını geçmeye, yani ATH'larına yaklaşan, burada beni enflasyondan koruyan, aldığım konumlardan en azından 2-3x yapmış bir coin'dir. Ondan dolayı TRX'den çıktım. Artık çok fazla ekleme yapmayı düşünmüyorum. Güzel bir fırsat sunarsa, yani şurada 11 centlere falan düşerse belki alım yaparım. Onun harici alım yapmam diyorum. Burada diğer coinlerimize de bakacağız ama bunlara özel olarak bakacağım arkadaşlar. Çünkü konusu çok uzun. Burada yani yüzeysel anlatamam. Manzara bu şekilde. Dediğim şekilde konuyu çok uzatmadan özet geçecek olursam, şu anki düşüş manzarasının ben yükselişe dönmesini bekliyorum. Kaç günde? Belki bugün, belki yarın arkadaşlar. Belki yarından da yakın. Emin değilim. Ama şu anki manzara gösteriyor ki temel olarak da, teknik olarak da çok güzel bir bölgedeyiz. Çok güzel dönüş bölgesindeyiz. Temel anlamda bize ürkütecek çok bir veri kalmadı. Artık borsaların dönmeye başlaması gerekiyor diyerek burada videoyu sonlandırıyorum ki bu düşüşün de fake düşüş olması, yani bu düşüşün de fake olma ihtimali var diyorum. Ve burada videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bizleri takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.